Evet, teneffüsümüz bitti. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sorumuz buydu. Bir iki tane arkadaşımızın WhatsApp'tan attılar bana. Onlarınkine tekrar bir daha bakayım. Evet, iki tane gelmiş. Yahya ile Yiğit'inki gelmiş. Bakalım doğru cevabı kim yakalayacak? Bu arada soruyu bir daha yorumlayalım üzerinde. Biraz daha konuşalım. Ama doğru cevap gelmediğini söyleyebilirim şu ana kadar. Soru ne diyordu arkadaşlar? Sorularda böyle gazeteci gibi not alın. Böyle her şeyini yazmanıza gerek yok. Diyordu ki KVL musluklarından eşit hızda sıvı akmaktadır. Eşit hızda sıvı akmaktadır. K'dan akan sıvının öz kütlesi 4. L'den akan sıvının öz kütlesi 6 gram bölü santimetre küp. Birinci soruyu yapıyoruz şu anda. K musluğu önce açılıyor. Havuz yarıya gelinceye kadar K akıyor. Havuz yarıya gelince L de açılıyor. Yani ne oluyor? Son yarıyı birlikte dolduruyorlar. Karışımın öz kütlesi nedir? Ve bir de ne istedi soru bizden? Öz kütle hacim grafiğini istedi. Ama cevap gönderen WhatsApp'tan cevap atan arkadaşlarımız gruba doğruya çok yaklaştı diyebilirim. Fakat size şöyle bir ipucu vereyim. Grafiklerde hiçbir keskin çizgi olmaz. Birden böyle pat diye bir sonuç değişmez. Yani o keskin çizgiler, köşeli çizgiler olmaz yani. Grafiklerde olmaz. Bir de Selim'in son gelen grafiğinde aynı hareket var yani. Aynı hareket devam etmiş. Yani farklı bir hareket yok orada. Bir de derinden geldi. En çok derininki yaklaştı doğru cevaba. Ama o da doğru değil maalesef. Doğru cevabı en çok derin yaklaştı ama o da doğru değil. Evet, son bir cevap daha bekleyelim. İsteyen de kameradan gösterebilir. Bu gruptan fotoğraf atmak daha pratik oldu, güzel oldu. Hocam o bir anda yükselmeyi yumuşatsam doğru oluyor musun cevap? Yumuşat da bir çiz bakalım, bir daha görelim. Peki hocam. Çamaşırın içine biraz yumoş kat. Çamaşır yumuşatıcı. Maalesef. Son gelen cevap da doğruyu yakalayamadı. Arkadaşlar birlikte yapalım. Adım adım çizelim. Bu soru çok kral bir soru gerçekten. Bakın şimdi soru ne demişti bize? Kırmızıyla çizeyim. İlk yarıyı kim doldurdu? İlk yarıyı K doldurdu, değil mi? Havuzun ilk yarısını kim doldurdu? K doldurdu. Yani havuzun yarısına tamamına V dersek, şurasına V dersek, şöylece buraya V dersek, ortası V bölü 2 olmaz mı? Şuraya da V bölü 2 deriz. Olur mu? Evet. Bu havuza ne oldu? Bir damla K damladı. İlk başta değil mi? İlk yarıda K akıyor ya. K'nın da öz kütlesi kaç? 4. Ya bir damla damlasa bir damla damlasa, iki damla damlasa, bu hep bir damla da olsa öz kütle 4, iki damla da olsa öz kütle 4, üç damla da olsa öz kütle 4 değil mi? Hep Evet 4. hocam. Ne zamana kadar 4? Havuzun yarısına kadar 4. Değil mi? Başka kimse yok ki. Havuzun yarısına kadar 4. Yani buradaki rakam 4. Öyle mi? Ne zamana kadar? Havuzun yarısına kadar böyle aktı. Tamam. Şimdi havuzun yarısına geldiği anda bir şeyler olacak. Bir de burada tabii grafikli böyle kareli kağıda çizersek daha güzel olur. Daha ölçekli olur. Yani kareli kağıt, ölçekli kağıt ne demek?
1 santimi 1 ile gösterirsen, 3 santimi 3 ile gösterirsin, 5 santimi 5 ile gösterirsin. Orantılı olur yani grafik. Ama ben rakamları yapacağım için siz orantılı olarak kabul edebilirsiniz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Pardon hocam. Devam edin hocam, pardon. Çok tamam. Yanlış. Şimdi arkadaşlar son yarıyı da, son yarıyı ise tutup da orayı ben yeşille çizeyim. Son yarıyı K ve L birlikte doldurmadı mı? K ve L birlikte doldurdu değil mi? Evet. O zaman 4 ve 6 birlikte doldurduysa üst taraf 4 ve 6 beraberce ortak 5 olmadı mı? Üst katın tamamı ortak özkütle 5 diyemez miyim? Eşit hacim değil mi? Eşit hacim karıştığı zaman 4 ile 6'nın ortası 5 olmayacak mı? Çünkü eşit hacim. Eşit hacim olduğu zaman ne yapıyorduk? Hemen topla 2'ye böl. Yani ortalaması demiyor muyduk? Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Yarısından sonra K musluğu kapanıp L musluğu mu açılıyor? Yok. Yoksa ne diyordu sonra? Devam mı ediyor? K akıyordu, L de açıldı dedi. Yani K'yı yani kapattık demedi. Yani o zaman hocam bu kovanın 3 bölü 4'ü K, 1 bölü 4'ü L mi oluyor? Hocam tabii bir şey sorabilir miyim? Tabii ki o anlama geliyor. Sorabilirsin. Hocam K daha fazla o zaman. Nasıl K'ya daha yakın oluyor? Geleceğiz. Geleceğiz şimdi. Kolay bir yoldan yapıyoruz. Bir kere hocam, alt yarıyı tamamen 4 doldur değil mi arkadaşlar? Değil mi? Evet. İlk yarıyı tamamen 4 doldur. 5 karışmıyor mu? Üst yarıyı ise karışacak. Üst yarıyı ise K ve L birlikte doldurmadı mı? Doldurdu değil mi? Evet. Üst yarıyı ise K ve L doldurdu. O zaman K ve L sadece üst yarıyı konuşacak olursak 4 ile 6'nın ortası 5 oldu mu? Oldu. Hop, bakın şimdi ne oluyor sonuç. Alt kat 4, üst kat 5. Alt kat 4 ile üst kat 5'in hacimleri eşit mi? Değil hocam. Eşit değil mi? Hacimleri eşit hocam. Hacimleri eşit hocam. Üst kat 5 ile alt kat 4'ün hacimleri eşit olduğuna göre burada da ikisinin ortası olmaz mı? Evet. Kaç olur hocam. Yani? 4,5 olmaz mı? 4,5. Evet. O zaman havuzda son andaki özkütle 4,5 olacak. Onu da işaretleyelim şuraya. Şuraya 4,5 yazalım. Şuraya kaç yazıyoruz? 4,5 yazıyoruz. Şuraya. Aman okunsun. 4,5. O zaman şuradan 4,5 geldi. V havuzu dolduğu anda burada ne oldu? V havuzu dolduğu anda ne yaptı? Özkütle ne yaptı arkadaşlar özkütle? 4,5 oldu. Oldu mu? Tamam. Özkütle 4,5 oldu. Havuz dolduğu anda 4,5 oldu. Şuradaki taşmayı bir silelim. Neyse, burası havuz dolduğu anda 4,5 olduğunu anladınız. Değil mi? Şimdi buradaki grafik acaba nasıl olacak? Şu bulduğumuz noktadan burayı da farklı bir renkle yapayım. Ne kaldı burada farklı bir renk? Mor kaldı. Mor kaldı. Moru yapalım şimdi. Buradan acaba buraya giderken bu grafik acaba nasıl olacak? Evet, burada küçük bir donma yaşıyoruz. Onu aşacağız. Hocam bilgisayarınız mı dondu? Yok, zannederim bu kalem programı donduruyor. Bir donma oldu burada. Hemen geçiyor. Hocam kalem programında sizin mouse'unuz giderken çizilen şey duruyor. Birkaç saniye sonra geliyor. Evet evet, öyle bir durum var. Şimdi arkadaşlar burada ben pembeye geçiyorum. Pembeye geçiyorum. Şuradan şuraya nasıl gideceğiz? Burada mevzu artık şu değil mi? Şuradan şuraya nasıl geçeceğiz? Esas tanının kuyruğu burada kopacak.
Acaba buradaki bu düz bir çizgi mi olacak? Yoksa artan mı olacak? Azalan mı olacak? Buradaki kritik soru bu. Haydi bakalım. Ne diyorsunuz buraya? Hocam iki nokta arasında düz bir çizgi geçecek. Artarak artacak diyorsun, bir şekilde. Diyorsun. Düz bir çizgi diyorsun. Peki başka bu konuda görüş belirten var mı? Bence düz geçmeyecek. İlk başta belli bir şekilde geçecek. Sonra kayıp öyle geçecek. Peki size ben biraz ipucu vereyim. Bu sonsuza kadar 5 aksaydı. Sonsuza kadar 5 aksaydı bu. Ne olurdu? Sabit kalır. Yani şu üst tarafa akan 5 var ya. Onu sonsuza kadar akıtsaydık. Acaba ne olur? Hocam 4.5 yavaş yavaş 5'e doğru mu ilerlerdi? Artar mıydı yavaş yavaş? Şimdi arkadaşlar şu olurdu. Bu. Hocam duydunuz mu beni? Şu kalemle yapayım ben bunu. Şöyle bir grafik olurdu değil mi? Buradan şöyle. Bir kere 4 geldi mi buraya kadar? Geldi. Nereye kadar geldi bu? Havuzun yarısına kadar geldi. Değil mi? Sonra ne oldu? Şuradan V bölü 2 diyelim buraya. Daha sonra ne oldu? Havuz V olduğu anda şurası 4 idi. Sonra 4.5 şuraya yazmıştık. Şöyle. Bu şöyle 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 gelmişti buraya. Buraya da ne demiştik biz? 4.5 demiştik. Acaba bu aradaki grafik acaba böyle dümdüz mü olacak? Yani şunun gibi mi olacak? Şöyle mi olacak? Şöyle mi olacak? Yani şöyle dümdüz mü olacak? Yoksa şöyle mi olacak? Şöyle. Yoksa böyle mi olacak? Yani şurayı tartışıyoruz şu anda. Acaba hangisi olacak? Bence aşağıdan eğimli olur hocam. Aşağıdan yukarıya doğru. Yani bunun adına bir diyeyim. Ben bunun adına iki diyeyim. Bunun adına da üç diyeyim. Hangisi gibi olur? İki hocam. Üç. Bir. Peki sizi biraz ben şimdi beyninizi yorayım. Burada havuzun ilk yarısını 4 doldurmuş muydu? Evet. Üst yarısını da 5 doldurmuş muydu? Evet. Böyle oldu değil mi? Havuz böyle gerçekleşti. Peki sonsuza kadar bu 5 akmaya devam etseydi, bu havuzda karışım en fazla kaç olurdu? Sonsuza kadar musluğu açık bıraktık. K ve L beraberce akmaya devam etseydi. Yani 5 akmaya devam etseydi. Hiçbir şey olmazdı. Kovadan taşardı bütün su. Yani havuzu büyütelim. Büyütelim. Akabildiği kadar 5 akmaya. 4,9 sonsuza giderdi. 4,9 ondan sonrası sonsuza giderdi. Yani 4,999 yani hiçbir zaman 5 olamazdı değil mi? Evet. Yani şuraya eğer onu hayal edelim. Şuraya 5 yazsaydım şöyle şurada kalırdı. Bu çizgiye geçemezdi asla değil mi? Bu çizgiye asla geçemezdi. Ya hatta bu çizgiye değemezdi bile. Değil mi? Yani şu ortadaki iki nolu iflas etti. Acaba 3 nolu mu 1 nolu mu? Bir. Ya da hiçbir... Ben de 1'e değiştirdim. Evet, hocam, evet. Birciler çoğalıyor. Ne oluyor arkadaşlar burada? Şöyle oluyor. Şöyle oluyor. Şuradan farklı bir renk alayım ben. Şu siyah alayım. Şöyle sonsuza kadar 5'e yaklaşmaya çalışmayacak mı bu? Değil mi? Öyle mi? Yani film nerede kopacak? Şurada kopacak. Öyleyse ne oldu? Grafiğimiz çıktı değil mi ortaya? Evet cevap çıktı mı? Hocam siz çıktı diyorsanız çıkmıştı. Evet cevap bu işte. Evet, bu sorunun bir de B şıkkı olacak. Bir de onu yapacağız.
Şimdi bu soruyu anlamayan kaldı mı? Onları bir anlayalım önce. Tabii burada hem grafik var hem de öz kütle var. Bir de bu çıkmış sorulardan zor bir soru. Bu sorularla bunu konuyu yumuşatalım. Hocam ben hala anlamadığımı düşünüyorum soruyu. Anlatalım tekrar arkadaşlar. Şimdi soru bize ne demişti? Soru bize şunu demişti. Farklı bir kalemle gireyim buraya. Kırmızıya girsem herhalde kırmızı iyi mi gelir buraya? Herhalde iyi gelir, değil mi? Tamam, kırmızı yapalım. Şimdi havuz şunu demişti bize. Şu soruyu baştan toparlayalım. Şu havuzdan ne geliyor? Şu havuzdan öz kütlesi, şu musluktan öz kütlesi 4 olan sıvı geliyor. Değil mi? Öz kütlesi 4. Diğer musluktan ne geliyor? Kaç geliyordu ondan gelen sıvının öz kütlesi kaçtı? D eşittir 6 mıydı? Evet. Önce ne yapılmış? Önce K açılmış. K açıldığına göre alt tarafı tamamen K doldurmadı mı? O zaman alt tarafın öz kütlesi tamamen 4 öz kütleyle dolmadı mı? Evet. Öyleyse en baştan itibaren öz kütle bir damla bile damlasa, iki damla da damlasa, üç damla da damlasa burada şunu sorayım ben size. Suyun öz kütlesi 1 değil mi? Suyun öz kütlesi 1. Bir damla suyun öz kütlesi de 1. Bir ton suyun öz kütlesi de 1. Bir deniz dolusu suyun öz kütlesi de 1. Çünkü biz öz kütleyi kimin için söylüyoruz? 1 santimetre küp için söylediğimizden dolayı fark etmez. Öyleyse havuz yarıya gelinceye kadar öz kütle 4. O zaman şuraya kadar 4 oldu mu? Oldu. Burayı kesinleştirdik değil mi arkadaşlar? Evet. Kesinleştirdik. Yarıya kadar geldik. Sonra ne olmuş? K ve L birlikte üst katı doldurmuş. K ve L üst katı birlikte doldurduğuna göre şimdi alt katı unut. Üst katı konuşuyoruz. Üst yarıyı konuşuyoruz. Üst yarıyı 4 ve 6 birlikte doldurmuyor mu? Dolduruyor. Hacimler eşit olduğuna göre bu 4 ve 6 birlikte doldurursa öz kütle 5 olmaz mı? Değil mi? Üst kat. Sadece üst yarıyı konuşuyoruz. Musluğun birinden 4 akıyor, birinden 6 akıyor. Eşit hacimde aktıkları için üst yarı 5 oldu öz kütle. Oldu mu o zaman? Üst yarı 5 oldu. Bu da tamam mı? Zannederim tamam. Peki üst katın öz kütlesi 5 ise, alt katın da öz kütlesi 4 ise, ya üst katla alt katın hacmi eşit değil mi? Hacimleri eşitse bu karışımın öz kütlesi ne olacak? Ortalaması olacak. 5 ile 4'ün ortası kaçtır? 4,5. Şimdi oldu mu? Evet hocam. Havuz dolduğu anda öz kütle kaç oldu o zaman? 4,5 oldu. Onu da biz buraya yazmış mıydık? Yazdık. Değil mi? Buraya yazdık. Hacim dolduğu anda öz kütle 4,5 olur diye buraya yazdık mı? Yazdık. Sonra en son neyin mücadelesini yaptık? Acaba şu 1 gibi mi olacak? 2 gibi mi olacak? 3 gibi mi olacak? Şuradan şuraya geçiş dedik. Değil mi? Buradan buraya geçiş hangisi gibi olacak? 2 gibi olamaz. Çünkü neden 2 gibi olamaz? 2 dümdüz gidiyor. Bu gidişle nereye gidiyorsun arkadaş dediğin zaman bu 5'i de geçer, 6'yı da geçer, 7'yi de geçer bu gidişle değil mi? Ama biz biliyoruz ki havuzun içindeki en yoğun büyük yoğunluk 5. Hiçbir zaman 5'i bulamaz ki. 5 olamaz çünkü içinde 4 var. O zaman en büyük ulaştığı 5'i yalayabilir. 5'e yaklaşabilir. Öyle mi? Öyle. O zaman hangisi gibi olacak cevap? 1 gibi olacak. Evet, şimdi çok iyi anladım. Evet, şimdi çok iyi anladım. Şeytanlar biraz şimdi toplu düştü değil mi? Kesinlikle. Şimdi arkadaşlar bir de bunun ikinci B şıkkı var. Bir de onu yapalım. Ondan sonra bu sorulara dersten sonra dönüp bir daha izleyin videosunu. Oldu mu? Videosunu ben zaten hemen atıyorum dersten sonra. İzleyin. Bir pürüz olursa o zaman daha hafif light sorular yapacağız. Ama bunları dikkatle izleyin tamam mı? Böyle sessiz bir ortamda elinizde sadece kalem kağıt olsun, çizerek yalnız, yazarak çizerek. Oldu mu?
Bunu yapın. Evet, anlamadığınız bir tane bile soru kalmadan yolumuza devam edeceğiz. Bir tane bile soru kalsa anlamadığınız herhangi biriniz için ek ders yapacağım. Ona özel anlatacağım. Herkese davet edeceğiz tabii diğer sınıf arkadaşlarını da. Bunun hakkı herkesin var. Oldu mu? Şimdi sorabilirsin tabii ki. Hocam videoları kesiyor musunuz? Yani montajlıyor musunuz beklemeleri azaltmak için? Hayır. Ha, peki. Eğer öyle yapıyorsanız biz siz soruyu sorduğunuzda durduralım kendimiz mi yapalım diye soracaktım da ama gerek yokmuş. Yok. Aynen. Ne kaydolduysa aynen onu atıyorum. Herhangi bir kesme, montaj falan yok. Zaten dersten sonra bir yarım saat, bir saati geçmiyor. Hemen atıyorum ben zaten. Taze taze bitirin. Oldu mu? Bu sorunun bir de arkadaşlar B şıkkı vardı. Bunu siliyorum şimdi. Bunu siliyorum. Bir de onun B şıkkını yazıyoruz şimdi. Bu sorunun. Tekrar herkesin kalem kağıdı elinde. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar bakın. Bu akıllı tahtalar çıkalı bizim gençliğimize bir hal oldu. Akıllı tahtalar tabii ki güzel. Akıllı aletler, güzel aletler. Bunlara karşı değiliz. Ama bunları zaten bilgisayarımız da başlı başına bir akıllı alet değil mi? Akıllı bir tahta. Ama burada öğrencilerin yazma yeteneği çok geriledi. Yani yazmak, not almak çok çok önemli bir yetenektir. Bunu mümkün olduğu kadar canlı tutmaya çalışın. Oldu mu? Yani bir insanı yücelten en önemli özelliklerden biri de budur. Not alma yeteneği. Not alma yeteneğimizi güçlü tutmamız lazım. Bunun siz belki çok farkında değilsiniz. Bu konuda mücadele vermeniz lazım. Yani soruda anladığınız şeyleri not alarak, yazarak, çizerek yapmanız çok daha kalıcı etki olacaktır. Şimdi bu soruyu değiştiriyoruz. Siliyoruz. Bunun bir başka versiyonunu, B şıkkını yapıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuz şu. Şu bir havuzdu. Şu burada bir kamusluğuydu. Kamusluğu. Şu da L musluğu. Bu musluktan akan sıvının öz kütlesi kaçtı? 4 müydü? 4'tü. Diğer L musluğundan akan musluğun çeşmesini kapatalım. L musluğundan akan sıvının öz kütlesinde kaç demiştik? 6 mı demiştik? Evet hocam 6'ydı. Bu K musluğuydu. Bu da L musluğuydu. Şimdi bu ikinci sorumuz arkadaşlar. Biraz önceki aynı sorunun birinci şekliydi. Şimdi de ikinci şeklini yapıyoruz. Yazıyoruz. Eşit hızda sıvı akıtan musluklardan havuz boş iken önce K ve L birlikte açılıyor. K ve L birlikte açılıyor. Havuz yarıya gelinceye kadar bu devam ediyor. Havuz yarıya geldiğinde K kapatılıyor. Yani son kısmı kim doldurdu? L doldurdu. Son öz kütle nedir? Havuz doluncaya kadarki sürede öz kütle hacim grafiği nasıldır? Sorumuz bu. Hocam grafikte beraber mi cevap vermek zorundayız yoksa şimdi? Evet hep beraber. Hep beraber. Adım adım zaten ortak öz kütleyi bulmadan grafiği çizemezsin. Yani grafiği isteyince ben aslında her şeyi istemiş oluyorum değil mi? Tamam hocam. Aynı şekilde ekrandan gösterebilirsiniz. Gruba fotoğraf atabilirsiniz. Fark etmez. Haydi bakalım. Soru neydi hocam? Yiğitler çıktı meydane. Birbirinden hocam soru neydi? Soru başından alıyorum. K ve L muslukları eşit hızda sıvıda akıtabilmektedir. Önce K ve L musluğu birlikte açılıyor. Havuz yarıya geldiği anda K kapatılıyor. Havuz doluncaya kadarki sürede öz kütle hacim grafiği nasıldır? Öz kütle hacim grafiği nasıldır? Sorumuz bu. Havuz yarıya kadarkine biz ne diyelim? V diyelim. V/2 diyelim. V/2 diyelim. Havuz dolduğu andakine de biz ne diyelim? V diyelim. Tabii şu köşede grafiklerde her zaman nedir? Sıfır noktası değil mi?
Evet, ilk fotoğrafımız geldi. İkincisi de geldi. Evet, bir tane doğru cevap geldi. Heyecan verici bir durum. Bir tane doğru cevap geldi. Evet, yapıyoruz. Arkadaşlar yapıyoruz. Ben attım da benimki gelmedi galiba. Evet geldi. Birkaç arkadaşınki geldi. İçinde bir tanesi doğru. Kimin doğru olduğunu şimdi göreceğiz. Ne demişti arkadaşlar sorumuz? Beraber yapalım. KVN birlikte açılmış mıydı? Evet. İlk yarıyı KVN birlikte doldurdu mu? Doldurdu. KVN eşit hacimde aktı mı ilk yarı doluncaya kadar? Evet. Eşit hacimde dolduğuna göre o zaman ne yapıyorduk? Toplayıp ortalamasını mı alıyorduk? Evet. 4 ile 6'nın ortası kaçtır? 5 mi? Evet. O zaman ilk yarı 5 olur. Peki daha sonra ne oldu? Bir musluğun biri kapatıldı. Hangisi kapatıldı? Kimi kapattık arkadaşlar? K'yı kapattık. Kimi doldurdu o zaman üst yarıya? 6 doldurdu. Üst kat 6, alt kat 5 öz kütle olmadı mı? Tabii ki karışıyor da. Yani karışmamış gibi hayal ederek çözmekte bir sakınca yok. Değil mi? Havuzun yarısı 5 öz kütleyle, üst yarısı da 6 öz kütleyle dolmadı mı? Evet. O zaman bu 6 ile 5 eşit hacimde olduğuna göre 6 ile 5 eşit hacimdeyse bu ikisinin ortalamasını alamaz mıyım? Eşit hacim olduğu zaman öz kütle bulmanın, karışımın öz kütlesini bulmanın kolay bir yolu neydi? Ortasını bulmaktı, ortalaması. O da kaç oluyor? 5,5 olmuyor mu? Öyle mi? Evet. 5,5. Evet. O zaman havuz dolduğu anda öz kütle kaç olacak? 5,5 olacak. Haydi şimdi grafiğini çizelim. Grafiğini çizelim şimdi. Havuz ilk başladığında ilk yarısı öz kütle 5 değil mi? Evet. Burada bir renk daha değiştirelim. Kim yapalım? Siyah yapalım. Ne oldu? İlk yarıyı ne oldu? 5, 5, 5, 5, 5 oldu mu? Oldu. Şöyle de taşıyalım. Bu da bu oldu. Sonra ne olacak? En son dolduğu zaman da 5,5 olacak. Şu 5'ti. Karışmaması için yazalım bunu. En sonda şuraya da 5,5. Tabii ölçekli yapalım kağıtlarda. Ben burada tam ölçekli yapamıyorum ekranda. Siz kareli kağıtta ölçekli yapabilirsiniz. O zaman burada havuz V hacmine geldiği anda şöyle nokta nokta yapıyorum. Bunu da nokta 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 yapıyorum. Şu noktaya geldiği anda havuz dolduğu anda V hacmine ulaştığı anda öz kütle 5,5 oldu mu? Oldu. Burada bunu bulmuştuk. O zaman bu acaba bu noktadan bu noktaya acaba grafik nasıl çıkacak? Biraz önceki tehlikeli sorumuzu bir daha soruyoruz.
şu noktadan bu noktaya çıkarken acaba böyle mi çıkacak? Yoksa böyle mi çıkacak? Yoksa böyle mi çıkacak? Ortadakinde düz çizgiyi çizmek istediğimi herhalde anladınız değil mi? Ortadaki şu düz. Bunlara isim de verecek olursam şuna 1 diyeyim, şuna 2 diyeyim, şuna da 3 diyeyim. 2 nedir burada? Orantılı şekilde dümdüz artıp gidiyor. Yani hiçbir değişme olmadan sürekli artıyor. Aynı oranda artıyor. 1 ne yapıyor? Artıyor ama artış miktarı azalıyor. 3 ne yapıyor? Artıyor da artıyor. Artıyor da artıyor. Evet. Hangisi sizce? Evet, kararınızı bekliyorum. Hocam, sabit bir şekilde gittiği için 2 olması gerekmiyor mu? Yani sonuçta musluklar eşit şekilde artıyor yani. Ama şöyle söyleyeyim ben sana. Burada 2 gibi olsaydı nasıl olurdu biliyor musun? Bunu soran arkadaşımızın ismini göremedim. Bir de ismini söyler misin? Meryem hocam. Ha, Meryem. Meryem burada 2 gibi olsaydı ne olurdu biliyor musun? Yani bu böyle artmaya devam etseydi, bak şöyle, artmaya devam etseydi, nerelere gelirdi memleketin hali biliyor musun? O zaman bu grafik böyle artsaydı, şöyle artsaydı var ya, böyle, artık bundan sonra o zaman şuradaki rakam mesela 6'yı bile geçerdi değil mi? Yani şuradaki 6'yı bile geçerdi. Yani 6 seviyesi şurasıysa 6'yı bile geçerdi. Halbuki bu havuzda 4 var, bir de 6 var. Hiçbir zaman bu 4 ile 6'nın arasından farklı bir değer çıkamaz ki. Değil mi? İki sıvı karıştığı zaman 4 ile 6'nın arasında olmaya mahkum. Yani 4 de olamaz, 6 da olamaz. Aralığında olmaya mahkum, mecbur. Çünkü karışım bu. Değil mi? Öyleyse 2'nin olma imkanı yok. Çünkü 6'yı da geçiyor, daha büyüklere de geçiyor. Yani bu grafik böyle gidiyor, artıyor. Bu grafiklerle ilgili sıkıntınız varsa matematik hocamıza söylerseniz o konuda destek olur. Fizik ve matematik birlikte bu grafik problemi çözeriz. Yani grafik... Hocamın cevap 1 mi oluyor? Evet, 1 doğru. Bu grafiği anlamakta birazcık zorlanmış olabilirsiniz. Çünkü grafik konuları ileriki zamanlarda biraz daha işinizi görecek sizin. Fonksiyon konusunda falan grafik konusunu hocanız anlatacak. O zaman daha rahat anlarsınız. Ama şimdi de az çok kafanıza yattı değil mi olay? Bu soru hafif biraz erken bir soru ama artık lise 1'desiniz. Erken soru diye bir şey yok. Yani lise 1 bittiği zaman lise 1'den mükemmel olmanız lazım. Yoksa öbür türlü iyi bir üniversite kazanma ihtimalimiz ne yapıyor? Zorlaşıyor. Onun için böyle işte görmemiştim. Şu konum eksikti, bu konum eksikti değil. Hemen pat küt onu halledelim. Yani nerede bir eksik varsa onu söyleyin. Onu bir şekilde nasıl halledebileceksek onun bir çaresini mutlaka buluruz. Evet, o zaman bir nolu cevaba yoğunlaşıyoruz değil mi arkadaşlar? Onu şimdi yapıyorum. Onu rengimizi değiştirelim burada. Ne yapalım? Burada şu rengi deneyelim bir de. Şöyle olsun arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Değil mi? Yani şu bir gibi. Gördük mü? Maç nerede bitti? Havuzda oldu. 5.30'da bitti. Oldu mu? Üç gibi olamaz zaten. Neden üç gibi olamaz? Üç almış başını gidiyor. Oo, yukarılara çıkıyor. Yani 6, 7, 8 falan bütün rakamları bulacak. Öyle bir nerede olabilir ki öyle bir şey? Ama bu ne yapıyor? Bak mütevazi bir şekilde. Hop, bu havuzda
musluklar patlasa bile olacak olan en yüksek rakam nedir? 6. 6'ya doğru yaklaşır yaklaşır ama hiçbir zaman 6 olamaz değil mi? 6'ya yaklaşır. Şimdi herhalde zannederim daha iyi anladınız değil mi olayı? Evet hocam. Evet, bu ağır sorudan sonra geçelim biraz hafif soru yapalım. Bu soru ama her şeyi de özetledi biraz. Onun için iyi bir soru oldu. Devam edelim konumuza. Bunları siliyorum. Ve kitabımıza devam ediyoruz. Evet, gelelim diğer bir soruya arkadaşlar. Bu soruya gelelim. Evet, bu sorumuz ne diyor? 500 gram kütleli boş bir kap. Bakın soruların her noktası virgülü önemlidir. Hiçbir yerini atlayamayız. Sorular en büyük patrondur. Onlar ne emrederse o bize bunu söylüyor. Fazla eksik yok. Yani soruyu çok çok iyi anlamamız gerekiyor. 500 gram kütleli boş kap diyor. Eşit dolu terazide ölçmüşüz. 500 gram kütleli bir boş kap. Taşma düzeyine kadar D1 2 gram öz kütleli sıvı ile doluyken tartınca 1500 gram gelmiş. O zaman bu sıvı ne kadar gelmiş? Kap 500 olduğuna göre, toplamı 1500 olduğuna göre bu iki öz kütleli sıvı ile doldurunca 1500 gram gelmiş. O zaman bu D sıvının kütlesi ne kadar? Hemen kafadan şıpşak söyleyin. 1000 gram. 1000 gram. Evet. Yani buradaki sıvının 1000 gram olduğunu gördük. Peki bu sıvının V eşittir N bölü D'den, mor deveden yazdım. Bakın mor deveden yazdım. 1000 bölü 2'den 500. M'sini ben bu sıvının 1000 buldum mu? Evet, buldum. Peki D'sini de 2 vermiş miydi bize? Bakın burada vermişti. Değil mi? Onu da buraya yazdım. O zaman bu sıvının hacmi 500 santimetre olarak bulundu. Canım o zaman bu kabın iç hacmi de 500 santimetre küp olduğu anlamına gelmiyor mu bu? Geliyor hocam. Evet. Peki sonra maça devam ediyoruz. Bakın şuraya kadar hem soruyu okudum hem de soruyu çözdük. Sonra musluk açılarak 3 gram bölü santimetre küp öz kütleli ve kaptaki sıvıyla karışmayan, karışmayan diyor. Karışmayan, mesela nasıl karışmayan sıvıya ne örnek verebilirsiniz? Yağ mı hocam? Mesela zeytinyağıyla su. Ne yaparsan yap, hangisini önce dökersen, hangisini sonra dökersen, ne kadar karıştırırsan, istediğin kadar yukarıdan dök. Sonuçta birazcık bekledin mi ne yapıyor? Su alta çöküyor,